Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Bornova Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje ve çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade etti. Daha önce CHP'nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini de yürüten Kaya, CHP Bornova ilçe örgütünün de hazır bulunduğu ziyarette, kurtuluş mücadelesinin başladığı ve bittiği kent olan İzmir'in pek çok alanda Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti. Öncelikle makamda bir kez daha hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ederim. İlçe örgütümüzde de konuştuk. Türkiye'nin İzmir'e ihtiyacı var. Türkiye'nin yeni bir eğitim anlayışına ihtiyacı var. Eğer Cumhuriyeti gelecek kuşaklara özgür bir şekilde taşıyacaksak, Cumhuriyet devrimlerini aksatmadan gelecek kuşaklara, nesillere taşıyacaksak bunun bir tek yolu var. Cumhuriyeti demokrasi devrimiyle taşlandırmak. Demokrasiyi içselleştirmeden demokrasi devrimini gerçekleştirmek de mümkün değil. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 37. kurultayda özellikle Cumhuriyet'in 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin 5 temel ana omurgasından birincisini eğitim olarak altını çizdi. İşte dış politika, demokrasi, hak, hukuk, adalet, ekonomi bunları saydı ama bunların tamamının bağlaşımı eğitim. Eğitim bizim en güçlü olduğumuz yerlerde eğitim anlayışımız ve eğitim modelimiz gelişir. Eğitime dair Bornova Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Gurur veriyor bize, onur veriyor. Bunu bizim eğitim birimimizde Sinan Hanımlar, Özkan Yıldız, Profesör Doktor Özkan Yıldız, o da bizim kurulumuzda olan arkadaşlarımızdı. Bir eğitim çalıştayı düzenlemiştik. Bizim çalıştayda önümüze koyduğumuz yol haritasını uygulamaya sizler başladınız. Pandemi sürecimizi aksattı, onu biliyorum. Ama sizin genç bir çalışma ekibiniz var. Onlarla da birkaç defa görüştüm. O arkadaşlar bu pandemi sürecinde uzaktan öğretimin nasıl olacağını hem Milli Eğitim Bakanlığı'na gösterdiler, hem bize gösterdiler. Bu konuda yakın takip ediyoruz. Ama ben Bornova'nın daha iyisini yapacağına inanıyorum. Mevzu bahis olan Cumhuriyet'in yaşaması, devrimlerinin yaşaması. Onun için eğitim. Eğitim konusunda da biz örgüt olarak belediyemizin çalışmalarını hem destek olacağız, hem eksikliklerini göreceğiz, söyleyeceğiz. Bir de gövdemizi yaptığımız çalışmaların altına koyacağız. Eğitimin önemine dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Doktor Mustafa İduğ'sa, şu anda yararlanan öğrenci sayısı 40 bin aşan dijital sınıfı daha da geliştirdiklerini söyledi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Onur verdiniz bana ve sizi Ankara ziyaretinde söz vermiştiniz. Bugün bu sözü tutmanız sizi çok onurlandırdı. Çok teşekkür ederim. İnşallah Bornova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Belgrad Dershanesi'nin açılışında da birlikte olacağız. Bu pandemi dönemi içerisinde bir takım ertelemeler yapmak zorunda kaldık. Ama siz de içeride bir sunum hazırladık. Uygun olduğunuzda da onu bir izleyelim. Sizin görüş ve öneriniz bizim için çok değerli.